Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Erten. Piyasa Hattı'nda birazdan ilk konuğumuz IBS Sigorta ve Reasurans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi olacak. Sigorta sektörünü ele alacağız, konuşacağız. Özellikle son dönemde tartışılan, biliyorsunuz, zorunlu deprem sigortası. Yine felaketler, doğal afetler, tsunami, tüm bunlarla beraber motor, yat, teknelere yapılan sigortalar. Öte yandan trafik tarafında araç sayıları arttıkça yine oradaki zorunlu trafik sigortalarına ek olarak kaskolar, tüm detayları ve buradaki sigorta üretim, prim üretim rakamlarını kendileriyle konuşacağız. Bir diğer konu ise yine sigortacılık içinde ele alacağımız altyapı tarafı. Altyapı ve enerji yatırımlarında son dönemde biliyorsunuz bir daralma var. Bu yine restoran şirketlerini, sigorta şirketlerini de etkiledi mi? IBS ile detaylandıracağız. Hemen akabinde ikinci konuğumuz bugün Piyasa Hattı'nda Peker GYO Genel Müdürü Onur Özalp olacak. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki son trendleri, faizlerdeki yükselişin sektörü nasıl etkilediğini ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise her zaman olduğu gibi grafik düellosunda Gizem Uzuner Gençlük'le beraber Merkez Bankası bilançoları bugün ele alacağımız konu. Bank of England'ın İngiltere Merkez Bankası'nın kararı ve Biden'ın zafere yakınlaşmasının Türk lirası gibi gelişen ülkelere etkisini, oynaklığı azaltmasını konuşacağız diyelim. Ve önce gidelim integral yatırım menkul değerlere, soralım bakalım piyasalar bu Trump'tan Biden'a geçen zafer sinyallerini nasıl görüyor? Meryem Gürsoy var karşımızda. Meryem, hoş geldin, hemen söz sana verelim. Hoş bulduk Gizem, iyi yayınlar dilerim. İki gündür aslında oldukça ilginç haberleri takip ediyoruz ABD tarafında Trump ve Biden arasındaki seçim belirsizliği. Ama bunun geneline baktığımızda, dünya borsalarının etkisine baktığımızda, hem ABD tarafı, keza Avrupa tarafı ve içeride bizde BIST 100 endeksine baktığımızda olumlu yansımalarını görüyoruz. Burada tabii önemli olan şey aslında artık bir netleşmeye gelinmiş olması. Yani artık ABD'de seçimler bitti ve artık ABD ülkesi başkanını arıyor. Dolayısıyla aslında bir miktar belirsizliğin ortadan kalkması dünya borsalarında rahatlamasını sağladı diyebiliriz. Bunun tabii içeride bize de yansıması var. Bugüne baktığımızda da endekste güzel olumlu havanın devam ettiğini söyleyebilirim aslında. İçeride takip ettiğimiz, endekse takip ettiğimiz önemli bir seviye var. 22 günlük ortalaması olan 1170 seviyesi. Gün sonunda endeks bu seviyenin üzerinde kapatırsa endekse ilgili olumlu görüşümüzü devam ettirebileceğimizi söyleyebilirim. Ki bu noktada da 1200 seviyesine doğru bir hareketin devamlılığı gelebilir. Dolayısıyla açıkçası hem dünya borsalarındaki kapanış bu anlamda önemli olacak. O taraftan gelen kapanışın olumlu seyrini içeri bize sirayet etmesiyle biz de 1170 seviyesinin üzerinde kapanırsak bizim için de içeride olumlu olacak diye düşünebiliyor, söyleyebilirim. Bunun dışında tabii bilanço dönemindeyiz. Dolayısıyla aslında gelen iyi bilançolar da var. Dolayısıyla bunların da aslında endeksin yukarı yönlü hareketini bir miktar daha desteklediğini de söyleyebilirim. Meryem, çok teşekkürler aktardıkların için diyelim. İntegral Yatırım Menkul Değerler'den Meryem Gürsoy'un görüşlerini aldık ve hemen gidelim buradan. İlk konuğumuz IBS Sigorta ve Reasurans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi bizimle. Murat Bey, hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi sizi en son burada ağırladığımız dönemde özellikle ikinci ve üçüncü çeyrek OVTP toparlanmanın yeni başladığı bir dönemde. Siz de zaten sektör için, sigorta sektörü evet, içinde bunun pozitif olduğunu söylemiştiniz. Toparlanma hissettiğinizi söylediniz. Fakat dördüncü çeyreğe bakacak olursak hem Türkiye'de hem de dünyada biraz daha bu toparlanmanın ivmesi hız kaybetmiş gibi gözüküyor. İsterseniz bir Ekim-Kasım rakamlarını konuşarak başlayalım. Tabii. Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Sektör olarak badireli bir dönemden geçiriyoruz maalesef. Sektör dediğiniz gibi Ocak ayı itibariyle hızlı bir ivmeyle başlamıştı. 33.4 gibi bir büyüme oranıyla bir önceki seneye başlamıştı. Mayıs ayında dipleri gördük ve Eylül ayı itibariyle de %22 bandına oturmuş büyüme hızımız, %22 bandına oturmuş gözüküyor. Bunda ana sebeplerden bir tanesi hayat branşında bir önceki aya göre, Ağustos ayına göre ciddi bir düşüş yaşanması. Bu da doğal olarak kredi musluğunun kesilmesiyle beraber, kredi kullanımlarındaki kısıtlamayla beraber hayat sigortalarına olan ihtiyaç kısmı düştüğünden dolayı, talep azaldığından dolayı orada bir düşüş yaşıyoruz. Eylül ayı sonu itibariyle üretilen prim tutarı 59.6 milyar TL civarında. Bu da %22.4'lük bir artışa tekabül ediyor. Biliyorsunuz siz de yapmış olduğunuz yayınlarda sene sonunda 100 milyar bandını zorlayacağımızı düşünüyorduk sektörle. Bu çok badireler atlattık. Bu oranla gidersek 85 milyar TL bandını geçecek gibi 85 ile 100 milyar TL civarında bir bantta
sigorta sektörü bu seneyi bitirecek gibi gözüküyor. Peki şimdi yurt içiyle devam edelim. Biraz daha oradaki detayları konuşalım. Şimdi tabii vurguladığınız deprem ve bundan sonraki dönemde zorunlu deprem sigortası. Ama ne kadar yeterli oluyor? Çünkü zorunlu deprem sigortasına ilişkin de Murat Bey çok fazla soru işaretleri var. Biliyoruz ki tamamını karşılamıyor. Öte yandan evde kaybedilen eşyalar karşılanmıyor ve yine birçok risk unsuru barındırıyor. Biraz farkındalık da yaratmak adına bahsedebilir misiniz? Yani Türkiye'de zorunlu deprem sigortası olan hanelere bakıldığında yüzde kaç gibi bir oran var? DASK nedir? Onun dışında diğer sigorta ürünleriyle bu tarz aslında doğal afetlere karşı ne yapmak gerekir? Aslında DASK, ülkemizde uygulanan DASK deprem havuzu bütün dünyadaki diğer uygulamalara göre ciddi avantajları olan örnek olabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Penetrasyon oranımız hala istediğimiz seviyelerde değil. Bugün itibariyle %55.9 gibi Türkiye özelinde bir sigortalılık oranımız var. Bu da rakam olarak konut bazına baktığınızda Türkiye'de üzerinde 9.9 milyon tane konut şu anda deprem sigortasından, DASK'tan faydalanıyor gözüküyor. Dediğiniz gibi böyle bu poliçenin bir üst limiti var. Konut başına maksimum azami 240 bin TL gibi bir tutarı karşılıyor. Tabii burada şu hataya bazen kullanıcılar düşüyor. Benim evimin değeri 240 bin TL'den kat be kat daha yüksek. O zaman çok yetersiz bir poliçe diye düşünüyorlar. Ama ev bedellerini biliyorsunuz konuşurken, değerlerini kendi aramızda konuşurken arsa bedelleri de bunun içerisine dahil konuşulduğundan dolayı burada sadece o binanın veya o konutun tekrardan yapım masraflarını karşılayan bir sigorta tipinden bahsediyoruz. Çünkü bir deprem sonrasında Allah korusun yıkıldı. Arsa yine sizin arsa. Toparlayıp tekrardan üzerine yapabilirsiniz. Deprem sonrasında maalesef penetrasyon artıyor. Bu çok sektörün aslında hoşuna giden bir yöntem değil. Keşke bunu deprem olmadan önce konut sahipleri farkındalık yaşayıp bunları yaptırsa bu poliçeleri. Bugün baktığımızda Elazığ depremi sonrasında %35 olan sigortalılık oranı hemen deprem sonrasında %50'ler bandına gelmiş. Yine Malatya depreminde %35'ler seviyesinde giden sigortalılık oranı %50 seviyelerine gelmiş. İzmir'de %56 seviyesindeydi deprem öncesinde sigortalılık oranı. Muhtemelen çok yakın bir 15 gün, bir ay içerisinde bu oranın %70-75 bandında çıkacağını biz gözlemliyoruz. İstanbul bugün itibariyle %65 bandında bir sigortalılık oranı var. Maalesef depremin daha ciddi etkilerinin olacağı bölgelerde bu oran daha yüksek oluyor. Ama burada şuna bakmamız gerekiyor aslında. Daha riskli olan yerlerin primleriyle daha risksiz olan primlerin yeri daha aynı olmadığından dolayı herhangi bir konuta büyük, küçük, lüks, mütevazi herhangi bir konut sahibinin mutlaka yaptırması gereken bir teminat tipinden bahsediyoruz. Bugün incelediğimizde Tekirdağ ilimiz %86 oranıyla en çok sigortalı oranlarından bir tanesi. Marmara bölgesi bölge olarak bunu takip ediyor. En düşük oranları gördüğümüz kısım da Güneydoğu Anadolu bölgesi. Peki hemen buradan devam edelim. Bu tarafta tabii bir diğer konuda konuşacağımız herhalde zannediyorum ki ticari taraf. Oradaki özel sektörün son dönemde yaptığı yatırımlar ve onların sigorta primleri. Altyapı ve enerji yatırımlarını ben sormak istiyorum. Yatırımlar azalınca size gelen talepler ve prim üretim rakamlarınız da düştü mü? Maalesef birebir etkisi var, düştü. Reinsürans ihtiyacı olmadığı zaman bunun direkt poliçelere dönüşmeniz de zaten o anlamda hayata geçmiyor. Zaten o 100 milyar TL bandını da yakalayamamızın yegane sebebi bu tarz projelerin hayata geçmemesi. Şu andaki büyümenin detaylarına baktığınızda bile, %22.4'lük büyümenin detayına baktığınızda bile 8 aydır bizi hayat branşının büyüme anlamında ivmelendirdiğini gözlemliyoruz. Diğer branşlarda bırakın büyümeyi, reel anlamda küçülmeler şu anda gözlemleniyor.
kasko ve trafik sigortaları ilk defa bu sene 9. ay sonu itibariyle reel anlamda ufalmış, küçülmüş gözüküyor bir sene öncesine göre. Tabii burada araba sayılarında da trafiğe çıkan yeni araç sayılarında bunda doğru etkisi var. Ama sektör branşı artık eskiden olduğu gibi trafik kasko hegemonyasında giderken artık farklı branşların bu liderliği ele geçireceğini gözlemliyoruz. 2021 senesinde göreceğimiz tablo tamamen önceki sene göre daha farklı rakamlar ve daha pastada farklı dağılımları gözlemliyor olacağız. Yurt dışı taraf için ne dersiniz? Çünkü IBS olarak aslında uluslararası arenada da varsınız. Bir yandan tabii ki İngiltere pazarı, bir yandan diğer Avrupa pazarları. Çünkü bu kapanmalarla beraber özellikle endişeler biraz daha artıyor ekonomilere dair. O taraftaki prim üretim rakamları nasıl Murat Bey? Aslında korona bütün dünyada sigortanın etkisini ve sigortanın özellikle ticari tarafta ne kadar önemli olduğunun altını bir kere daha çizilmesini sağlayan bir unsur oldu. Maalesef bütün kurumlara hem sağlık anlamında hem ticari anlamda ciddi zararlar verdi ve vermeye de devam ediyor. Bugün baktığımızda dünyanın en büyük sigorta şirketleri ve reinsurans firmalarının daha bugün itibariyle hasarlar hali hazırda devam etmesine rağmen Swiss Re, Munich Re, Lloyd's of London ciddi hasar tutarları açıklamaya devam ediyorlar ve bunlar bilançoya haliyle etkileri negatif olacak. Bunların sigorta primlerine etkisi de haliyle yükseliş olarak yansıyacak. Türkiye pazarı olarak da biz bundan nasibimizi alacağız. Biz bazen müşterilerimizi buna izah etmekte zorlanıyoruz. İşte ben senelerdir herhangi hasar yaşamamış bir müşteriyim. Neden bu artışlar bizlere yansıyor dediğinizde dünya sigorta ve reinsurance'ın bir havuz olarak düşündüğünüzde bu tarz katastrofik oranla olaylar sonrasında çıkan zararlar ilgili ülkeler, ilgili şirketler, ilgili endüstrilerdeki şirket büyüklükleri çerçevesinde paylaştırılıyor. Herkes de burada maalesef karınca kararında kendi nasibine düşen kısmını alıyorlar maalesef prim artışları olarak. Bazı branşlarda artık tamamen reinsürörlerin çıktığını gözlemliyoruz. Bu da bizim artık bundan sonraki iş yapma modellerimizde biraz daha farklılaştırmaya gitmemizi sebep olacak. Yeni ürünler hayatımıza girecek. Pandemi diye bir riskin aslında sigortalanabildiğini direkt sektörler gördü. Belki koronada treni kaçırdık ama bundan sonraki dönemde aynı Libya'da işte Türk müteahhitlerinin zamanında gidip oradaki iç savaş sonrasında döndüklerinde politik şiddet teminatıyla oradaki risklerini karşılayabileceklerini daha sonradan öğrenmesi gibi bundan sonraki dönemde de pandemi riskini sigortalanarak daha feasible düzeyde hem Türkiye'de hem uluslararası arenada daha sağlıklı bir iş yapma ortamlarının oluşturulacağını gözlemleyeceğiz. Peki Murat Bey, biraz özellikle birikim tarafına da gelelim. Yani bir BES tarafı elbette çok konuşulan konu. Yani son dönemde Türkiye'ye baktığımızda özellikle işte dövizdeki ve altındaki yükseliş faizlerin çok daha üzerinde gerçekleşiyor. Şimdi böyle olunca birikim konusunda da maalesef yastık altı altın ya da dolarizasyon. Maalesef deme sebebim şu, tabii ki herkes istediği enstrümana yatırım yapabilir ama Türkiye'de cari açık arttıkça, kur tarafı yükseldikçe TL'nin değeri aslında giderek dolar karşısında eridikçe buradaki endişeler de artıyor. Enflasyon karşısında insanlar parasının değerini koruyamıyor. BES bu noktada nasıl devreye girmeli sizce? Bu tarz hem kriz dönemlerinde, dünyada krizin olduğu dönemlerde hem de Türkiye özelinde para biriminin bu kadar değer kaybettiği dönemlerde. Aslında BES başladığı günden beri ciddi bir ivme kazandı ve ciddi bir yol kat etti. Aynı DASK'ın kabuk değiştirdiği gibi BES'te de çeşitli inovatif yöntemlerle kullanıcıya, daha fazla kullanıcıya penetre edilme çabaları var ve bu da büyük bir ölçüde başarılmış durumda. Burada aynı bahsettiğiniz gibi maalesef TL değerindeki yapmış olduğunuz bir yatırımın dolar ve altın karşısında erimeye karşı daha büyük getirileri olan kaynakları kullanmanız gerekiyor. Enstrümanları kullanmanız gerekiyor. Burada da devreye birçok, biliyorsunuz artık BES'in altında standart fonlar dışında ilgili yatırımcının risk seviyesine, riskten anlayışına göre en risklisinden tutun daha çok riskliye, borsayı bile kullanabileceği kategoriler dahilinde yatırım kısmını kullanabiliyor. Burada tabii şirketlerin artık bu olaya biraz daha dahil olması gerekiyor. BES tarafında bu tarz çalışmalar var. Çok uzun zamandır bunun çıkmasını bekliyoruz. Şirketlerin de aynı devlet katkı payı gibi çalışanlarına belirli bir oranda katkı sunması
ilgili çalışanın daha fazla oranda bu sistemin içerisinde kalmasını sağlayacaktır. Gelişmiş ülkelerin hepsinde olan bir sistem. Türkiye'de bu noktada hala emekleme sürecinde, her ne kadar ciddi bir sene geçmiş olsa da, ama başarılı bir şekilde aynı DASK sisteminin çalıştığı gibi proaktif bir şekilde hayatımızda yer alacağı. Peki IBS üzerindeki rakamlarla bitirelim isterseniz son 3-4 dakika içerisinde de. En son konuştuğumuzda yılı aslında hedeflere yakın kapatabileceğinizi söylemiştiniz Murat Bey, ama IBS Türkiye olarak nedir şu an prim üretim hedefleriniz bu yıldan? Biz hedeflerimiz reinsürans bacağımız olduğundan dolayı diğer sektör oyuncularına göre biraz daha avantajımız var. Türkiye dışında global arenada da Türk yatırımcısının olduğu her yerde faaliyette bulunduğumuzdan dolayı dünyanın 120 ülkesinde Türk yatırımcısını temsil edebiliyoruz. Oradan gelen kaynaklarla, oradan gelen yeni işlerle bu seneyi hedeflerimiz doğrultusunda bitireceğiz gibi. Ama tabii 2020 senesinde bu yaşadıklarımız olmasaydı çok güzel bir sene olacak gibi gözüküyordu. Biz sadece hedeflerimiz dahilinde bitireceğiz gibi gözüküyor. Ama sektör ortalamasının üzerinde olduğundan dolayı 2020 bizim için mutlu bir sene olacak. Murat Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Murat Çiftçi'yi ağırladık. IBS Sigorta ve Reinsurance Brokerliği Genel Müdürü. Şimdi kısa bir yere aranın, hemen arkasından Peker GEO Genel Müdürü Onur Özalp bizimle olacak. Evet, programın bu bölümünde Peker GEO konuğumuz olacak. Peker GEO Genel Müdürü Onur Özalp bizimle. Onur Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Güzem Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi tabii her konumuz aynı şeyi soruyoruz. Size de o soruyu ileterek başlayacağım. Bu V tipi toparlanmanın kalıcı olmayacağına dair endişeler. Yani son çeyrekle beraber artık hem bir yandan politik belirsizlik hem de ikinci dalga endişeleri, hatta artık endişe değil ikinci dalga gerçekleşmeleri vaka sayılarında yatırımlarda da keskin bir aslında düşüş şeklinde yorumlanıyor birçok sektör oyuncusu tarafından. GEO'lar için benzer şeyden bahsedebilir miyiz? Yani son çeyrek için sizin beklentiniz nedir? Şöyle, gayrimenkul yatırım ortaklıkları firmalarının yaptıkları yatırımlarda çeşitlilik gerçekleştirilebilir. Bazı yatırımlar pandeminin yükseliş trendinde olmasına rağmen size olumlu olarak dönüş sağlayabilir. Örneğin konut olarak düşünürsek bir gayrimenkul yatırımını, sadece residence'dan ibaret ya da sadece ofisten ibaret bir portföy oluşturmak yerine gayrimenkul yatırım portföyünüzün içerisine örneğin bahçeye sahip villalı projeler eklemişseniz, bu sıkıntılı dönemde tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizi de etkileyen, olumsuz yönde etkileyen bu pandemi sırasında uygun satışlara ya da stoklarınızda hazır asetleriniz varsa bunları satmak kaydıyla nakde dönmek şeklinde olumlu olarak da ayrışabilirsiniz. Burada pozitif bir ayrışma da yaşayabilirsiniz. Ancak elbette sadece gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak bakıp da gayrimenkul yatırımı şeklinde değerlendirmeksizin işin bir de finansman boyutunu da, finansal maliyet boyutunu da hesaba katmamız gerekiyor. Bu da ne yazık ki döviz kurunda artışa sebep olabiliyor. Bazen faizde yükselişe sebep oluyor ve bunlar da yatırımcı olarak bizlerin yatırım tutarlarını oldukça arttırabiliyor. Peki burada özellikle tabii yani sektörde biraz ayırmak lazım. Yani konut tarafını çok konuştuk. İkinci, üçüncü çeyrekte faizler aşağı geldi. Bir yandan kampanyalar yapıldı ve konuta gerçekten bir talep vardı. Fakat bu arz anlamına gelmiyor dedi sektör oyuncuları. Şimdi dönüp ticari taraftaki yatırımlara baktığımızda, ticari gayrimenkul yatırımlarına baktığımızda orada da konuttaki kadar talep olmadığı için yeni bir arzdan bahsedemedik. Dolayısıyla ne dersiniz? Yani mevcut stok rakamları ve sektörde yeni yatırım, yeni arz yaratma konusunda iştah 2021 için nasıl olabilir? Şöyle, ticari konut yatırımı olarak, ticari ünite yatırımı olarak baktığımızda sadece ofis yatırımlarını bence düşünmek tam da doğru olmayabilir. Burada farklı çeşitlendirmeye gidip yine dengeli bir portföy oluşturmak bence önemli. Zira
endüstriyel yatırım tesisleri, endüstriyel tesisler, lojistik depolama tesisleri gibi farklı gayrimenkul yatırım tipleri de mevcut. Son dönemde yine pandemiyle beraber özellikle online alışverişte bir artış söz konusu. Yine teknoloji şirketlerinin çeşitli yatırımları söz konusu. Onlara uygun bir gayrimenkul arzı sağlanabilirse yine karlılıklar yakalanabilir düşüncesindeyim, başarıya ulaşılabilir düşüncesindeyim. Peki şimdi isterseniz biraz şirket özeline de konuşalım, Peker GYO özelinde. Evet. Biraz izleyicilere bahseder misiniz? Sizin mevcut şu an özellikle yatırımlarınıza bakıldığında, bilançodaki ağırlığa bakıldığında nerelerden geliyor? Biz Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yatırımları olan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketiyiz. Bu konuda kendimizi Türkiye'nin yurt dışındaki bayrak taşıyıcısı olarak görüyoruz. Çok yeni halka açık bir şirket olarak geçtiğimiz hafta 30 Ekim tarihinde 1 Ocak 30 Eylül arasındaki 9 aylık ara döneme ait finansal tabloları, finansal raporları, faaliyet raporlarını kamu aydınlatma platformu üzerinden kamuoyuyla paylaştık. Burada da görülebileceği gibi yaklaşık 93 milyon 600 bin Türk lirası gibi önemli bir kar rakamına ulaştık. Bunu bir başarı olarak görüyoruz ve bu başarının temelinde de dengeli bir şekilde yatırımlarımızı geçmişte yapmış olmanın şu anda meyvelerini elde ediyoruz. Şu an yani bunu bir 3-4 yıl önce toprağa tohum ekmek olarak düşünürsek şimdi de verimli bir hasat gerçekleştiriyoruz. Zira bizim Türkiye'deki başarılı yatırımlarımızın ardından yaklaşık 7-8 yıl önce bir vizyon gösterip yine yönetim kurulumuzun kurgulamış olduğu doğru bir strateji ardından yurt dışında yatırımlar yapmak suretiyle yurt dışına açıldık. Ve şu anda aslında karlılığımızı doğru projelere yaptığımız yatırımlar, güçlü öz kaynağımız, dengeli finansal yapımızla beraber yurt dışında da çeşitli yatırımlarımız olmasına bağlayabiliriz. Zira son dönemde gayrimenkul sektörü ve diğer sektörlerde özellikle döviz kurundaki artıştan maalesef olumsuz etkilendiler. Ama biz burada Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak yurt dışındaki yatırımlarımızın da sayesinde olumlu olarak ayrıştığımızı düşünüyoruz. Ve toplam gelirlerin içerisinde kaçlık paya sahip acaba Onur Bey, yurt dışı tarafındaki yatırımlarınız? Şöyle, şimdi SPK gereği ve hani gayrimenkul yatırım ortaklığına ait mevzuat gereği belli bir yüzdeyi geçmemesi gerekiyor. Ama son dönemde yeni bir tebliğ yayınlandı bu konuda. Ve bu yayınlanan tebliğde de birçok gayrimenkul yatırım ortaklığının önü açılmış oldu. Bizim şu anda %24-25 civarında yurt dışındaki varlıklarımız, ancak son tebliğle beraber bunun artması söz konusu. Bunun çeşitli avantajları olacak. Şöyle, biz zamanında yaptığımız yatırımlarla bu karlılığı elde ettik ama bundan sonrasında da özellikle yurt dışında bir gayrimenkul yatırımcısı olarak o ülkedeki uygun kredi oranlarından, uygun faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Yine oradaki uygun kredi ve uzun vadeli kredi oranlarını bir kaldıraç olarak kullanıp öz kaynağınızı çeşitli projelere aktarabilirsiniz. Biz yaklaşık dediğim gibi 7-8 yıl önce yurt dışına açılmış bir gayrimenkul yatırım ortaklığı çatı firma olarak, çatı holding olarak, Peker Holding olarak 7-8 yıl önce açıldık ve son yayınlanan tebliğ ile beraber yurt dışındaki varlıklarımızın, toplam varlıklarımız içindeki oranını yükseltmeyi elbette ki biz de düşünüyoruz. Ve bu konuda da kendimizi şanslı görüyoruz. Çünkü biz bu adımları çok önceden dediğim gibi doğru bir stratejiyle atmış durumdayız. Peki burada biraz pazar dağılımından bahsedebilir miyiz? Hangi ülkelerde şu an yatırımınız var ve hangi hedef elbette pazarlar var? Elbette. Biz Türkiye'deki başarılı projelerden sonra önce İngiltere'ye, ardından da Almanya'ya yatırımlar yapmaya başladık. İngiltere'de çeşitli yatırımlarımız var. Yine Almanya'da, özellikle Kuzey Rhein-Westphalia eyaletinde şu anda yatırımlarımız var. Yeni pazarlar olarak da Almanya'nın diğer bölgeleriyle ilgileniyoruz. Bu bölgelerde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine İngiltere'deki yatırımlarımızı arttırmak adına
oldukça ciddi çalışmalar sergiliyoruz. Bununla beraber Avrupa'da Hollanda ilgimizi çeken bir pazar. Bu konuda da yatırım amacıyla çeşitli çalışmalar devam ediyor ve elbette Türkiye. Türkiye'de de gayrimenkul projelerinin önümüzdeki dönemde de doğru projelerin seçilmesi kaydıyla karlılıkla sona ereceğine inanıyoruz ve yurt dışında elde ettiğimiz geliri de tabii ki Türkiye'de bir Türk firması olarak kullanmak, burada da başarılı projeler elde etmek istiyoruz. Bizim Türkiye'de de varlıklarımız tabii ki var. Çalışmalarımızı daha çok Türkiye ve Avrupa olarak odaklamış durumdayız. Buradaki kapanmalar şu aşamada sizi etkilemedi mi? Oradaki özellikle şu son bir aydaki algıyı merak ediyorum açıkçası. Yani Avrupa ve İngiltere'deki ekonomilerin kapanması ve önlemler. Şöyle, normalde tabii bu negatif bir etki eder düşüncesinde olabilir yatırımcılar. İlk aşamada bunu düşünen kişiler. Tabii. Ancak burada biz rekabeti bu pazarlarda Alman firmalarla, İngiliz firmalarla yapıyoruz. Ve biz Türk firma olarak bu konudaki kabiliyetimizi çok iyi bir şekilde sergiliyoruz düşüncesindeyim. Zira Almanya'da bazı projeler durduğu esnada dahi bizler durmadık. Ne Peker GE olarak biz ne de çatı firmamız olan Peker Holding'in yatırımları durmadı. Ve bu da bizi o bölgede rekabet ettiğimiz yabancı lokal firmaların karşısında güçlü bir duruma getirdi. Şu anda yatırımlarımız, dediğim gibi çatı firmamız Peker Holding'in yine kendi yatırımı olan projeler, inşaatları son hız devam ediyor. İngiltere'de de aynı şekilde. Peki mesela yatırım hedefi koyuyor musunuz kendinize? Yani tutar paylaşabilir misiniz rica etsem Onur Bey? Ve bunu hani yüzde kaç aşağı revize edebilirsiniz 2021 yılı için? Şöyle, bir tutar paylaşmam kamuya açık bir şirket olarak çok doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim. Biz yani şu anda 9 aylık karımızı açıkladık resmi olarak. Ve bu kar, dediğim gibi, tebliğ sayesinde önümüzde açılacak olan avantajlı yolu kullanmadan önce salt kendimizin zamanında doğru yatırımlar yaparak elde ettiğimiz bir kar. Şimdi bunu da kullanarak çok daha büyük, çok daha karlı ve çeşitli projeleri amaçlıyoruz. Tam bir rakam vermem beklenti oluşturması açısından çok doğru olmayacaktır. Ama elbette ki büyümek ve doğru adımlarla hızlı büyümek. Çünkü biz orada rekabeti oradaki firmalarla gerçekleştiriyoruz. Oradaki firmalarla rekabet ediyoruz ve hakikaten bir, hani bir Türk firma olarak bunu gururla söylüyorum. O bölgelerde, Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da çok büyük avantaja sahibiz. Çünkü hızlıca refleks gösterebiliyoruz, aksiyonu hızlı alıyoruz. Ve yatırım yapmak konusunda özellikle biz Peker GE olarak ve Peker Holding olarak çok hızlı karar alan bir kurumuz. Ve hızlıca yatırıma karar verip hızlıca kar realizasyonu sağlayabiliyoruz. Peki ben bilanço üzerinden gideyim son birkaç dakika içerisinde. Şimdi açıklanan rakamlara baktığımızda ilk 9 aylık olarak benim dikkatimi çeken şey burada özellikle satışların maliyetinin çok sert bir şekilde geri çekilmesi. Ne dersiniz buna dair? Yani özellikle cari dönemi önceki dönem arasında satışların maliyeti nasıl bu kadar azaldı? Bir de aynı geri çekilme, yani aynı düşüş finansman giderlerinizde de olmuş. Burada tabii bizim şöyle değerlendirmek zannediyorum daha doğru olacaktır. Bir gayrimenkul yatırımı yaptığımız zaman inşaatın temel giderleri olduğu gibi finansman da ciddi anlamda faizlerin yükseldiği ortamlarda yük getiriyor maliyete. Finansal maliyet olarak yük getiriyor. Burada biz Peker Holding ve Peker GEO olarak kendi stratejimizi, güçlü kaslarımızı ön plana alarak bu süreyi, bu özellikle pandemi ve döviz kurundaki artışın etkisinin büyük hissedildiği dönemde kendimizi ve yatırımcılarımızı korumak adına en güçlü kaslarımızdan biri olan öz kaynağımızı devreye soktuk ve öz kaynağımızı da kullanarak dış finansman ihtiyacımızı daha düşük seviyelere çekerek yatırımlarımızı daha karlı hale getirdik. Bu sayede de sizin de bahsettiğiniz gibi maliyetlerimizde düşüşler sağlanmış oldu. Malzeme fiyatları son derece arttı. Şu an inşaat malzeme fiyatından bahsedecek olursak özellikle kurun artışıyla beraber
ithal malzemelerle beraber Türkiye'de üretilen malzemeler de yine ham madde ve enerji ihtiyaçlarının yurt dışına bağlı olmasından dolayı, döviz kuruyla etkilenmesinden dolayı ciddi bir yükseliş içerisinde. Bir de bunun üzerine finansal maliyet eklendiğinde karlılıklara erişmek mümkün değil. Ancak bizim gibi firmalar bu noktada eğer öz kaynaklarını devreye sokabilirlerse çok ciddi anlamda avantaj elde edip pozitif yönde ayrışıp başarıya ulaşabilirler düşüncesindeyim. Peki son sorum sermaye artış ve temettü politikanıza ilişkin olacak. Geçtiğimiz günlerde böyle bir karar almıştınız zaten sermaye artışına dair. Hem onun detaylarını rica edeyim hem de bundan sonraki dönemde böyle bir adıma ihtiyaç duyulursa yine atar mısınız ve temettü politikası ne olacak hissenin? Tabii biz yanlış hatırlamıyorsam 7 Temmuz tarihinde yönetim kurulumuzun aldığı kararla beraber bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunduk ve bu akabinde SPK tarafından onaylandı ve bir bedelsiz sermaye artırımına gittik. Öncesinde 73 milyon 100 bin lira olan sermayemizi 253 milyon lirasına çevirdik. Bunu da iç kaynak kullanarak yaptık. İlerleyen dönemlerde ihtiyaç olması halinde bedelsiz, bedelli sermaye artırımları tabii borsaya açılmış diğer firmalar gibi bizim de kullanabileceğimiz opsiyonlar. Ancak tabii bununla ilgili çalışmaların detaylı bir şekilde yapılması yine temettü sorunuza da cevap olarak ve halka açık şirket olarak da çok ciddi kararların alınması yönetim kuruluyla beraber o anki ihtiyacı, o anki içinde bulunan ortama da bağlı olarak alınabilir. Hiçbir zaman bununla ilgili kesin bir şeyi şu anda söyleyemeyiz ama her zaman bu seçenekler masada olur. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Onur Bey. Ben teşekkür ederim Güzem Hanım. Peker GEO Genel Müdürü Onur Özalp'in görüşlerini aldık. Hızlıca bir grafiğe yakına getirelim. Çünkü hane halkının döviz mevduatlarında geçen hafta oldukça sert bir artış olmuş. 362 milyon dolarlık bir artış yaşanmış. Aşağıda da her hafta gerçekleşen döviz talebini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta dolar Türk lirası 8 seviyesinin üzerine yükselmesine karşın yine de bireysel yatırımcılar, vatandaş döviz almaya devam etmiş. Toplam rakam da buraya bakıldığında hane halkının 1.7 milyar dolar seviyesi düzeltiyorum. 180 milyar dolara yükselirken toplam yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı tüzelle beraber bakıldığında da 221 milyar dolar seviyesine gelmiş. Yabancı yatırımcıların Türkiye borsası ve tahviline dair işlemleri de geldi. Her iki tarafta da çıkış var. 117 milyon dolarlık bir hisse satışı, 69 milyon dolarlık da bir tahvil satışı gerçekleşmiş diyelim ve gidelim kısa bir araya. Grafik Düellosu ile karşınızdayız Gizem'le beraber. Gizem hoş geldin. Neler konuşacağız bugün düelloda? Genişleyen Merkez Bankası bilançolarını konuşacağız. Bunun piyasa etkisinden biraz bahsedeceğiz. Diğer yandan bir de seçim sonrasındaki fiyatlamalarda oynaklık normale döndü mü o kısımdan ele alacağız. Peki önce bilançolar diyelim. Şimdi bugün Fed'i karşılayacağız. Belki birazdan oradaki detayları da sen bize aktarırsın. Sabah saatlerinde de Bank of England, İngiltere Merkez Bankası'nı karşıladık. Şimdi faizler bir süredir değişmiyor. Zaten yeterince faiz indirimi yaptı merkez bankaları ama tahvil alımlarına tüm hızıyla devam ediyorlar. Açalım o tüm hızı dediğimiz hız ne kadar diye. Şimdi başlığı da büyüyen Merkez Bankası bilançoları pandemiyle mücadelede yeterli mi diye attık. Çünkü gerçekten büyüdü. Neden bunu söylüyorum? Kümülatif olarak rakam dışında örneğin Fed'in bilanço büyüklüğünün hızlı bir şekilde 7 trilyon doların üzerine gelmesiyle ki bu yılın başında hatırlatalım 4,5-5 trilyon dolarlardan 7 trilyon doların üzerine geldi. Ya da Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosu yine 7 trilyon doların aşağısındaydı. 7,8 trilyon dolara kadar yükseldi. Japonya'da keza yine 6 milyar doların altındaydı. Onlar da 6.6 milyar doların üzerine, trilyon doların düzeltiyorum. Trilyon doların üzerine yükselttiler. Dolayısıyla kabaca bakıldığında aslında bu yıl kümüne olarak, rakam olarak bakacak olursak
3 trilyon doların üzerinde bir bilançolarını arttırdılar. Toplam gelişmiş ülke merkez bankaları ve bu artışla beraber gayri safi yurt içi hasıla oranları tabii aynı oranda artmadığı için ekonomilerin milli gelirlerine oranlandığında yüzde pay olarak da çok büyük bir paya geldi. Mesela Fed'de bu rakam geçtiğimiz senelerde %18-20 bandındayken şu anki bilanço büyüklüğü Amerika ekonomisinin %31'ine tekabül ediyor Fed'in bilançosu. Avrupa Merkez Bankası'nda yine bu rakam yılı başlarında %20'lerdeyken şu an %28'i oldu. Toplam bilanço büyüklüğü Avrupa'nın büyüklüğünün %28'i, yani 1/3 orada da. Japonya Merkez Bankası zaten hep %100'ün üzerinde bir bilanço taşıyordu ama o da onu %130 seviyesine çıkarttı. Buna karşın buradaki trenin hızlı bir şekilde yukarı gelmesine karşın cevap hayır. Çünkü yine mali politika atıfta bulunuyor, yine mali teşviğe atıfta bulunuyor. Ve bugün Bank of England tarafında da 150 milyar sterlinlik ek alım haberi gelmesine rağmen gördük ki piyasalarda önümüzdeki dönemlerde, ki bugün biliyorsunuz Suman'ın açıklamalarını da takip edeceğiz orada İngiltere tarafında, yeni bir mali teşvik gelir mi algısı var. Hatta Gizem tam olarak bu sebepten zaten İngiltere Merkez Bankası da kararını erkene çekmişti. Öğleden sonra gelecek açıklamalar da önemli, yeni teşvik paketi açıklanabilir şeklinde. Dolayısıyla sanki merkez bankalarının her ne kadar cömert olsalar da silahları bir yere kadar işliyor ekonomi için. Ama piyasa fiyatlaması nasıl, onu da sorayım. Şimdi bilanço büyüyor, evet. Bunun ekonomiye ne kadar faydası olacak onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Hı-hı. Çünkü salgın döneminde yine bir tur daha genişlemeden bahsediyoruz. Nette aslında bilanço tarafıyla, varlık alımlarıyla aslında finansal krizden bu yana desteklemeye devam ediyorlardı. Evet, nominal olarak şu an en yüksek olanların sıralaması değişti. Ama bilançosunu en fazla büyütenlere baktığımızda aslında krizden bu yana yine FED başı çekiyor. Hı-hı. Bununla beraber ben de birkaç başka detaydan bahsedeyim. Evet, buradaki beklentiler aslında para birimlerini kuvvetlendirirken, normalde olması gerekenin tam tersi olurken, yani varlık alımları devam ederken aslında fiyatlama şu: varlık alımı devam ediyorsa, Merkez Bankası bir şekilde ekonominin arkasında kalmaya devam ediyorsa, destek vereceğinin mesajını veriyorsa, demek ki bu ülke ekonomisinin toparlanmasını istiyor, Merkez Bankası da yanında destek oluyor şeklinde yorumlanıyor. Bu yüzden de biz para birimlerinin kuvvetlendiğini görmekteyiz. Gelelim, bu sene salgın senesiydi. O yüzden de varlık alımları artarak devam etti. Dolayısıyla destekler de artarak devam etti. Dolayısıyla salgın yılının içerisinde aslında mesela şirket bilançoları açısından baktığımızda, o şirketlerin hasar alacağı, işte cirolarında düşüş, net karlarının düşmesi gibi şeyler beklenmesine rağmen, aslında hisse senetleri değeri üzerinden bakacak olursak, evet, bu noktada varlık alımları hisse senetlerine destek oldu. Her ne kadar operasyonel anlamda ya da bilançolarına bir şekilde zarar gelecek dense bile, biz hisse senetlerinde değerlenme olduğunu gördük 2020 yılının içerisinde. Nitekim bu varlık alımlarının destekleme hikayesi hisse senetlerini yeni değil. Şöyle ki, ekrana getirdiğim tabloda beyaz çizgiyle gösterdiğim kısım G4 ülkelerinin bilanço büyüklüğünün milli hasılalarının oranına baktım. Bununla beraber pembeyle olan kısımda da MSCI tüm dünya endeksinin piyasa değerini aldım. Nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Mesela 2020 yılı son haliyle beraber %54.6 seviyesine kadar geldi G4 ülkelerinin bilanço büyüklüğünün milli hasılalarının oranı. Ve bir taraftan da MSCI tüm dünya endeksinin piyasa değerine baktığımızda 72 trilyon dolara kadar yükseldi. Bu nasıl devam etti? Yıllar itibariyle nasıl bir destekten bahsediyoruz? Aslında 2001'den bu yana bir taraftan bilançolar özellikle 2009 krizinin sonrasında yükselmeye başladı. Varlık alımlarıyla beraber artış kaydetti. O günden bugüne de biz hisse senetlerinin değer kazanarak yoluna devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla varlık alımı varsa hisse senetleri de değer kazanıyor. Hikaye aslında tam olarak da bu. 2020'de de çok fazla bir şey değişmedi. Bilançolar büyümeye, hisse senetleri de değer kazanmaya başladı. Her ne kadar salgın yılı aslında normalde hisse senetlerine zarar verecek gibi düşünülse de, gördüğümüz kadarıyla varlık alımlarının desteği piyasalara da moral vermiş gibi görünüyor. Peki hisse senetlerine giren para bizim gibi gelişen ülkelere de girecek mi ve oynaklık tabii düşecek mi? Bu biraz son dönemde aslında daha makro politikalar ya da merkez bankalarından ziyade dış politika ve hükümetlerin aldığı kararlar ve şu an elbette ABD seçimlerine göre fiyatlanıyor. Şimdi dün Gizem'le bol bol grafikleri karşınıza getirdik. Dolar Türk Lirası'nda oynaklık dedik. Yine dünya borsalarında oynaklık dedik. Dünden bugüne aslında hikaye çok değişti. Çünkü Trump'ın yaptığı konuşma, bir yandan Trump'ın güçlenebileceği
beklentisi. Öte yandan da Biden yine de biz hala buradayız dedi ve dün akşam itibariyle en kritik eyaletleri Biden'ın almasıyla beraber ki Wisconsin bunların başında geliyor, hızlı bir şekilde kurların oynaklığının aşağı geldiğini gördük. Özellikle dünden bugüne bakacak olursak 11.8 seviyesinden 11'in altına kadar gerilemiş. Gelişmekte olan ülke kurlarının volatilite endeksi JP Morgan'ın endeksine göre, yani Biden beklentisi gelişen ülke kurlarına yaramış gibi gözüküyor, en azından oynaklığı düşürmek için. Ama dönüp bakalım şu anki gerçekten seviyeler bize ne gösteriyor diye. Bu arada seçim sonuçları Cuma günü de netleşmeyebilir. Yani yarın aslında bekleniyor ama bazı eyaletlerde hala sayım devam ediyor. O yüzden sonuç kesinleşene kadar yine %100 Biden olacak diyemiyor hiçbir uzman, hiçbir analist. O yüzden oynaklık baki. Fakat tabloda gördüğünüz gibi kırmızılara bulanmış bir tablo var. Ne demek bu? Dolar neredeyse tüm gelişen ülke kurları karşısında değer kaybediyor. Polonya zlotisi oldukça güçlü. %1.44. Macar forinti, dolar macar forinti %1.5 aşağı gelmiş. Yani forint değerlenmiş. Dolar Güney Afrika randı %0.37 aşağıda. Brezilya reali %1.5 aşağı. Dolar Brezilya reali %1.5 aşağıda ve dolar Meksika pezosu. Burada biz dün %4.5 yukarıda görmüştük. Yani pezo çok sert değer kaybederken bugün hikaye terse döndü. Türk lirasında tablo nasıl? Gelin bir o tarafa da bakalım. Gelişen ülke paralarına ek olarak genel olarak oynaklık azalıyor dedik. Dolar küresel çapta zayıflıyor ve bizim gibi ülke kurları değer kazanıyor dedik. Türk lirasının hikayesi ise ABD seçimlerine ek olarak aslında biraz içeride Merkez Bankası beklentileriyle de hareket ediyor. Bugün itibariyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14'ün üzerine gelecek. Yani Merkez Bankası da sıkılaşmaya sürdürürken kurun da dün gördüğümüz o 8.54 seviyelerin de aşağısında 8.46'larda olduğunu görüyoruz. Fakat yine de diğer ülkelerdeki kadar bir iyimserlik şu an TL'de yok. TL'de yok, evet, ama gelişen ülkelerin oynaklığının düşme hikayesi sadece gelişen ülkelere has bir durum değil. Yani Biden seçimi illa gelişen ülkelere iyi gelecek diye de bir şey yok, onu da söylemiş olalım. Çünkü oynaklık sadece gelişen ülke para birimlerinde düşmüyor. Gelişmiş ülke para birimlerinde düşüyor aslında asıl. Şöyle ki beyazla gösterdiğim kısımda G7 ülkelerinin para birimlerinin oynaklığı var. Maviyle gösterdiğimde az önce Güzem'in gösterdiği endeks. Gelişen ülke para birimlerinin oynaklığı var. Görüldüğü gibi görece gelişen ülkelerin oynaklığı daha yüksek. Ama aradaki fark üzerinden bir kıyaslama yapmak gerekirse gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin oynaklığı gelişen ülkelerin oynaklığının düşüşünden daha az düşüyor. Çünkü aradaki farkın biz gelişmekte olan ülkelerin daha aleyhine olduğunu görmekteyiz. Oradaki düşüşün daha sınırlı olduğunu görmekteyiz. Bu varlık sınıflarında evet para birimlerinin oynaklığı düşüyor diyoruz. Bakalım diğer varlık sınıfları için de aynı şey geçerli mi? Son grafiğimiz de ekrana gelsin. En azından trendi görmüş oluruz. Şöyle ki beyazla gösterdiğim, sarıyla gösterdiğim kısımda tahvil oynaklığı var. Maviyle görünen kısımda VIX oynaklığı var. Ve morla gösterdiğim kısımda da az önce bahsettiğim para birimleri oynaklığı var. Şöyle ki aslında biz en sert düşüşün geldiği yerin tahvil piyasasındaki oynaklık düşüşü olduğunu görmekteyiz. Ardından döviz oynaklığı düşüyor. Ardından son olarak da hisse senetlerinin oynaklığına düştüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu aşamada evet seçim fiyatlamasının yavaş yavaş geride kalmasıyla tüm varlık sınıflarında oynaklık düşüyor. Ama hisse senetlerinde şimdilik biraz daha az o oynaklık düşüşünü görmekteyiz. Teşekkürler Gizem aktardıkların için. Biden şimdilik piyasalardaki oynaklığı azalttı ama bakalım galip gelebilecek mi? Düelloyu ve piyasa hattını noktalıyoruz. Hoşçakalın.